hoca konusunda ben yıllardan beri bu Bolu gündemde ilk yazıya başladığımdan beri birkaç kere gündeme getirdiğim bir konu vardır. Teknik direktörün yani teknik ekibin bir takımın başarısına olan katkısı %20'yi geçmez. Bunu ben demiyorum. Kim demiş? Yazılarımda da belirtmiştim. Hatırlayanlar belki izleyiciler hatırlayan vardır. Hatırlayanlar olacaktır. Cruyff, Hollanda'nın efsane kaptanı. Efsane olmuşsa efsane hücresi. Cruyff'un bir yazısından almıştım ben onu. Baktım ayrıntılı bir tahlil yapmış. Şu nedenlerden de %21 olmaz. Teknik direktörün takımın başarısındaki oranın %21 olmaz demiş. Doğru. Ben bunu birkaç kere verdim. Dolayısıyla Yalçın Koçkova hoca değil. Hangi hoca olursa olsun Bolu Spor'da %21 yaptıramaz. Başarının %80'i kimindir? Oyuncunun performansıdır. Oyuncuyu tetikleyecek de hocam. Tabii canım tabii. Dolayısıyla Yalçın hocanın... Ha şunu söyleyeyim. Başlangıçta Turgay Hoca değil mi? Turgay Hoca'dan sonraki süreçte ki oyun ile şu anki oyun arasında biraz az başta da söyledi zaten. O son 4 haftayı değerlendirirken o zaten sırıttı. Tatlı bir fark var yani. Bir ivme yükseldi. Oyun olarak, mental olarak, kalite olarak bir yükselme var. Tabii burada kim oluyor? Demek ki Turgay Hoca %5, Yalçın Hoca %6 yapmış. %5'i %6 yapmış. Ya da %10'sa %11 yapmış yani. Bir tık üzerine çıkmış. Bunu görüyoruz. Ama %20'yi geçmez. Bitti. Sizin neler söylersiniz? Ya Yalçın Hoca Bolu Spor'da daha evvel kalecilik yapmış. Kalecilik yapmış. 2001 sezonuydu. Bir arkadaşımız var. Ben hatırlamıyorum. Samimiyetini söylüyorum. Ben hatırlamıyorum çünkü ben bir de Bolu Spor'un bütün maçlarına gidiyorum. İçerideki dışarıdaki maçlara gidiyorum. Ben de hatırlamıyorum. Bütün deplasmanlara gidiyorum. Yani biz ben okumuştum. Hiçbir deplasmana ne kulübü, ne Bolu Spor, ne Bolu Spor'daki arkadaşlarımızın katkılarıyla gitmedik. Çünkü hani Atatürk'ün çok güzel bir lafı var. Bugün para alan yarın emir alır diye. Böyle bir şeyimiz olmadı. Biz kendi imkanlarımızla hep gittik geldik ama ben Yalçın Hoca'yı hatırlıyorum. Ama Yalçın Hoca'nın teknik adam olmuş, İyi de olmuş. Yalnız Yalçın Hoca, bana göre Yalçın Hoca Bolu Spor'la ilgili çok şey söylemeyeceğim bunu. Biz sonuçtan özen döneriz. Onlar baştan sonuca gelirler. Çünkü onlar yaşıyorlar o gerçeği. Biz sonuçta döneriz. En iyi takımı ben kurarım baştan sonra. En iyi takımı Ali Hoca'm kurarım baştan sonra. Niye biz içeriklerini bilmiyoruz, tanımıyoruz. Neler yaşadığını, neyi gençliğini, psikolojisini, aile yapısını, kafa yapısını bilmiyorum. Tabii ki. Bunu bilmiyoruz. Bunu biz maçtan sonra, ya işte Semih'in yerine ben Aydın Hoca'yı koysaydım daha iyi olur. Bu maçtan sonra. Şimdi Yalçın Hoca'ya da gelelim. Yalçın Hoca'nın ağzına iyi laf yapıyor. Yalçın Hoca iyi konuş. Öyle tam İzmirli. Severim ben de. Tempolu konuş. Yani ben ona demin anlatmaya çalıştım. Bizim bu kadar takip etmemize rağmen Bolu'da öyle seyirci arkadaşlarımız, öyle taraftarlarımız var ki bizlerden çok daha iyi ayrıntıları görebilen arkadaşlarımız var. Yalçın Hoca bunu gözden kaçırmasın. Bir de hareketleriyle, yaptıklarıyla yani elbette başarılı olsun. Yemin ederim çünkü ben Yalçın Hoca'nın başarılı olmuş olmamış beni ilgilendirmez, kendisi sevmesin. Ben Bolu Spor'un başarısına bakıyorum. Yalçın Hoca Bolu Spor'un diye çıkarmış. Yalçın Hoca sevinsin. Önünü açacak. Süper Lig hocası olacak. O sevinecek. Ben niye sevinim? Ama ben Bolu Spor'un çıktığına sevinirim. Ben Yalçın Hoca'nın başarısı benim. Burada başarılı olursa Bolu Spor'a olacak. Yalnız Yalçın Hoca ile ilgili hala bekliyorum. Daha çok şeyler söylüyorum. Mesela ben Yalçın Hoca'ya sormak istiyorum. Çok net sorum. Nedir? Yani ben o oralardan geldiğim için sormak istiyorum. Biz Altın Ordu'dan çok iyi bir oyuncu aldık. Şeref Özkan'dı. Kenar oyuncusu. Nerede? Bolu Spor şeyine girdik. Aydın Hocam'la beraber. Şeref şeyde de yok. 25 kişi kadrolu da resmi yok. Adam nerede? Efendim gelen bilgileri paylaşıyor. Çocuğun psikolojisi bozulmuş. Ya hocam sen ne iş yapıyorsun? Hani yenerdi %20 hocam. Evet. Şimdi burada sizler çalışıyorsunuz.
Kutay arkadaşımız, Hüseyin arkadaşımız, onlar nerede siz eğer çalışmıyorsanız? Siz eğer burada bir huzursuzluk yaratıyorsanız, onlar nerede arkadaş? Bu işin başında onlar yok mu? Yalçın Hoca sen neredesin? Sen ya Şerif oynatacak mısın? Yoksa süs biberi olarak mı aldın? Aldıysan bol sporun ya da abi. Onun için demiyorum. Yönetim aldıysa sen onu bir oynat bakalım, bir görelim. Psikolojisi bozukmuş. Evet. Düzelt oynar. Zaten psikolojisi düzgün olan adam oynuyor. Sana gerekiyor. Kafasını diyor muyum? Ki ileride de takımımız biraz eksik kalıyor şu anda. Valla takımı daha çok konuşuyoruz. Yalnız hoca ben Aydın hocama çok yani elbette söylediklerimin çoğuna katılıyorum ama bir tık dedi ya, o bir tıkı bu aralarda doğru akıl oyunlarıyla çoğaltabilir. Ama doğru akıl oyunu da hazırlık maçlarıdır. Çocuklara verilecek moral motivasyondur. İşte Şeref gibi adamları sahaya sokup oynatabilmek. Bunlarla hareket ederse başarılı olur. Yoksa mevcut kadroyu getir, önümüze televizyon koyup sadece konuşuruz. Bir şeyler yapabiliyor musun? Bir entelektüel bilgi, bir farklılıklarını ortaya koyabiliyor musun? Sen onlardan bana bahset abi. Sen Şeref oynatamıyorsan, bir de raporlar veriyorlar hocalar. Bir de birilerine gıcık olma. Onlarla ilgili raporlar oynatabiliyor musun? Tamam. Bak, neydi o bizim genç kardeşimizin adı? Tolunay mı? Tolunay. Tolunay. Burada da... Tolunay'la ilgili konuşacağız ama bak Tolunay... Kendini gösterir. Üç tane daha Tolunay çıkarabiliyor musun bana? Yalçın Hoca, gelirim senin yanaklarından öperim. Seni kutlarım. Buna dair açıklaması da mevcut ama kendisinin. Altyapıdaki oyuncuların yetersizliğiyle alakalı. Kendilerini ve de 4 tane oyuncuyu şu an az kadroya alıp ayrı antrenman yaptırdığını da belirtmişti. En son yapılan röportajda. Altyapıdaki hocalar, oyuncular yetersizse, bak Avrupa'da Avrupa diyoruz ya, yukarıdaki A takım teknik direktörü yani, onun diğer bir adı genel koordinatörü gibidir. A takımın oyun sistemi bütün kademelere, akademi liglerine kadar iner. Yoksa altyapı koordinatörü Boluspor'un tarihine adını altın harflerle yazdırmış Selahattin Konrad'ı çağırırsın. Onun oynadığı zaman sen hiç yoktun belki. Şimdi boyutu Selahattin Hoca'nın futbol bilgisine ve futbol geçmişine senin yetişmen mümkün değil. Öyle bir şey, öyle bir kariyerin mümkün değil. Selahattin Hoca gibi dünya isimli insanı çağırırsın. Evet. Onunla konuşursun. Eline verirsin dedik hocam bak nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Bu çalışmayı ortak bir alana getirirsiniz. O kademedeki bütün çocuklarda senin verdiği varsa tabii bilgi. O bilgini onlarla paylaşırsın. O çocuklar da o seviyeye gelirler. Dünyanın en kolay şeyi ne biliyor musun? Çamur atmaktır. Çamur atısı. Ha diyorum sen ne olacak? Yapamadım, edemedim. Tuğçe çok kötü ya. Bitti. Tuğçe kötü kardeşim. Niye kötü ya? Niye kötüsü var? Kızın altında kalır. Kendini kurtarmak abi. Günü kurtarmak.